saniye. Can, şu an akıştayız biz. İyi akşamlar Bodrum Gündem takipçileri. Şu anda Bodrum Marina Vista Otel'deyiz. Konuğumuz Aydın Ay. Aydın basın mensuplarıyla bir arada. O söyleyecek, biz dinleyeceğiz. Sonra biz soracağız. Belki cevap da alırız. Belki değil, mutlaka. Hep alırız. Mutlaka belki cevap veririz. Buyurun hocam. Evet, değerli arkadaşlar. 31 Mart'ta sadece ve sadece 7 gün kaldı. 7 gün sonra ne oldu? Sen evi böyle yapınca da korksun bir şey oldu. Ya şu telefonu kapatın Allah aşkına. Buyurun. Evet. 31 Mart'ta sadece ve sadece 7 gün kaldı. 7 gün sonra Muğla'da, Bodrum'da ve diğer tüm ilçelerde artık yerel yöneticiler seçilmiş olacak. Bugüne kadar Muğla'da, Bodrum'da yerel yöneticiler biz görev yapmadıkları için aday olduk. Ve onlar da hiç görev yapmadıkları halde tekrar aday oldular. Aramızda bir fark var. Ben ve Bodrum Belediye Başkan adayımız Mehmet Tosun son derece ayakları yere basan çok ciddi projelerle geliyoruz. 75 dolayında projemiz var. Ama proje sayısından önemli, bu projelerin son derece ciddi, yapılabilirliği yüksek ve emin olun bu projelerin tamamı 5 yıllık görev süremizin içerisinde mutlaka yapılmaya başlanacak. Büyük bölümü 5 yıl içerisinde bitecek ama uzun vadeye sarkan olan bazı projelerimiz vardır. Mesela çevre yolları gibi. Bunlar bizden sonra da devam edecektir. Ben eğer bugünkü Bodrum Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi görevlerini yapmış olsalardı, bugün sizin huzurunuzda aday olarak ben çıkmazdım. Benim aday olmamın en büyük nedeni Bodrum'da, Bodrum halkı gibi yaşayan biri olarak yaşadığım sıkıntılardan dolayı bunları çözmek için aday oldum. Ve mevcut yönetim eğer bir daha seçilirse ve göreve devam ederlerse bir 5 yıl sonra artık ne Bodrum ne Muğla yaşanılabilir bir turizm beldesi olmaktan çıkacak. Çünkü bu arkadaşlarım gerçekten son derece tembel ve beceriksizdirler. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hiçbir şey yapmadılar. Yapmadıkları için de mutlaka bir bahanenin arkasına sığınıyorlar. Ne diyorlar? Biz muhalefetteyiz. Devlet bize gerekli yardımı yapmıyor. Bu doğru değildir. Devlet bütün illere yaptığı yardımın aynısını Muğla'ya da yapıyor. Son 5 yıl içerisinde devletten Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin devletten aldıkları yardım tutarı 12.2 milyar Türk lirası. Yani devlet Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve Muğla ilçe belediyelerine 8.2 milyar lira para yardımı yapmış. Şimdi ben Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği ilanlara bakıyorum. Diyor ki biz diyor 6.91 milyar 10 yıl içerisinde yatırım yaptık. Bir kere devlet olarak sana 5 yıl içerisinde sadece Büyükşehir Belediyesi'ne 8.4 milyar para yardımı yapmış. Sen 8.4 milyar devletten büyükşehir olarak 5 yılda yardım almışsın. 10 yılda büyükşehir olarak Muğla ve Muğla'nın ilçelerine yaptığın hizmet tutarı, yatırım tutarı 6.91 milyar. Ve Büyükşehir Belediyesi neyle övülüyor biliyor musun? İşin en acıklısı da o. Diyor ki benim diyor bankada diyor 400 milyon lira faizle param var. Ben para kasamda bankada
parayla devredeceğim. Belediyenin para devretmesi kadar anlamsız bir şey olamaz. Sen devletten bu parayı alıyorsun. Bunun dışında emlak vergisi, çöp vergisi ve daha başka ad altında bir sürü vergi alıyorsun vatandaşlar. Yerleri kiralıyorsun, kira parası alıyorsun. Teknelerden çok astronomik rakamlar kira parası alıyorsun. Vatandaşa bunu hizmet olarak geri götürmen lazım. Vatandaşa yol yapman lazım. Vatandaşa kanalizasyon yapman lazım. Vatandaşa temizlik, her tarafı tertemiz tutman lazım. Vatandaşa su getirmen lazım. Bunları yapmak yerine parayı götürüyorsun, bankaya faize yatıyorsun. Sen tefeci misin? Tefeciysen bilelim, diyelim ki Büyükşehir Belediyesi tefecilik yapıyor. Ama senin görevin parayı götürüp faize yatırmak değil, senin Büyükşehir Belediyesi olarak görevin vatandaşa hizmet yerine götürüp parayı bankaya yatırmaman gerekir. Bu bir. İkincisi, gün gelmeye başlayınca, sandık yaklaştıkça algı operasyonları da daha fazla yaratılmaya devam ediyor. Çünkü projeleri yok. Yani çıkıp da sizin karşınıza, basının karşısına ben gelince bu hizmetleri yapacağım, şu projeleri hayata geçireceğim diyemedikleri için algı yaratmaya çalışıyorlar. Bir de nasıl diyecekler ki ben gelirsem şu hizmetleri yapacağım? Millet söylemeyecek mi onlara? Bodrum için sen 5 yıldır görevdeydin. 5 yılda Bodrum'a ne yaptın? Bodrum'a hangi hizmeti yaptın? Ne kazandırdın Bodrum'a? Aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi'ne 15 yıl Muğla Belediye Başkanlığı yaptın. 10 yılda Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptın. Hangi ilçenin altyapısını yaptın? Hangi ilçenin kanalizasyonu yaptın? Hangi ilçeyi sel baskınından kurtarmak için altyapı çalışmalarını yaptın? Hangi ilçeye su getirdin? Herkes susuzluktan kıvranıyor. Bunları diyemiyorlar. Ne diyorlar? Atatürk Cumhuriyet. Atatürk Cumhuriyet. Emin olun, ben bunlardan çok daha fazla Atatürkçüyüm. Ben bunlardan çok daha fazla Cumhuriyet'in temel değerlerine saygılı bir insanım. Ama ben ne Atatürk kelimesinin arkasına sığınıyorum, ne de Cumhuriyet'in arkasına sığınıyorum. Ben Atatürk'ün söylediklerini yapıyorum. Atatürk ne demiş? Vatanını en çok seven kişi, görevini en iyi yapan kişidir. Ben vazifemi yapıyorum. Ben belediye başkanı seçildiğim takdirde asla laf üretmeyeceğim, iş üreteceğim. Vatandaşa bunların 10 yıl içerisinde yapmadıkları hizmeti 5 yıllık görev süremi içerisinde tamamını yerine getireceğim. Bir de bunlar ne diyorlar? Efendim, bunlar yerel yönetimleri alırsa biz emniyet şubamıyız. Bunlar gelirse özel hayata müdahale edilecek. Kadınlar denize girmeyecek. Kadınların denize girmesini yasaklayacak. Bunlar gelirse belediyeler içkili restoranlara ruhsat veremez. Verilen ruhsatları da iptal edecekler. Şimdi ben hepiniz biliyorsunuz 25 yıldır Bodrum'da oturuyorum. Ailemle birlikte oturuyorum. Benim ve ailemin yaşantısı normal Bodrum'da oturan vatandaşların %90'ının yaşantısıyla paralel. Aynı yaşantı benim de yaşantım. Ben, eşim, kızlarım, oğlum, herkes gibi denize giriyoruz. İçkili restoranlara giriyoruz. İçki satılan yerlere gidiyoruz. Herkesin gittiği yerlere gideriz. Sosyal hayatta bulunuruz. Bugüne kadar hiç kimse bize denize giremeyeceksiniz, İçkili yerlere gidemeyeceksiniz, İçkiyi içmeyeceksiniz diye bir tabir kullanmadı. Böyle bir baskı görmedik. Hele biz kazandıktan sonra ben ve Mehmet Tosun Başkanım, biz
belediyeyi kazandıktan sonra ikimiz de daha çok özgürlükte yanayız. Bizim böyle bir özel hayata müdahale etmemiz mümkün değil. Asla müdahale etmeyiz. Bu tamamen bir algı operasyonu. Bunun da tek bir nedeni vardır. Halka söyleyecekleri hiçbir şeylerin olmaması. Şimdi biraz evvel yayından önce sizlerle paylaştım. 6 tane sarıklı, cübbeli, uzun sakallı kişiler dün Bodrum'a girdiler. Bunlar İzmir'den geldi. Bunları kimin Bodrum'a getirdiğini de ben çok iyi biliyorum, tespitlidir. Bunlar tam seçime bir hafta kala bunları Bodrum'a getirdiler. Bunlar içkili restoranları dolaşacaklar. İçki günahtır, içki içmeyin diyeceklerdir. Kadınları üstünü örtün, kadınlar denize girmesin diyecekler. Neden bir ay önce, üç ay önce değil de bu hafta geliyor? Çünkü bunları getirerek, işte bakın biz ne diyoruz? Özel hayatınıza müdahale edilecektir. Eğer bize oy vermezseniz, biz eğer belediyeleri bunlara teslim edersek, işte bunlar çoğalacak ve sizi de bu kıyafetlere zorlayacaklardır. Hanımların üstünü örtecekler, hanımları denize sokmayacaklar, içkili yerleri yasaklayacaklar. Bunlardan haber olunca bugün ben de teşkilatlarımızla, emniyet güçlerine bildirdik. Kaymakamlığa resmi müracaatta bulunduk ve bunlar yakalanıp Bodrum dışına gönderildi. Benzer ekip Marmaris'e de bugün girmişler. Benzer ekip Fethiye'ye de girmişler. Bu bir tesadüf mü? Seçimlere bir hafta kala sarıklı ve cübbeli insanların turizm merkezi olan Bodrum'a getirip boy gösterilmeleri tamamen bir algı operasyonu yaratmaya yöneliktir. Bendeki istihbaratlı bilgiler önümüzdeki çarşamba günü 15-20 kişi bu tarzdaki insanları Bodrum'a, Marmaris'e, Fethiye'ye getirecekler ve akşamları restoran dolaştıracaklar ve bunlar içkinin yasak olduğunu, kadınların örtülmesi gerektiğini ve kadınların denize girmemesi gerektiğini söyleyecekler. Bunlar tamamen bir algı operasyonu yaratmaya yönelik planlanmış bir harekettir. Ama emin olun artık vatandaş size inanmıyor. Vatandaş artık bu algı operasyonlarına inanmıyor. Çünkü her 5 yılda bir seçim olduğunda bunlar gündeme geliyor. Ben isterdim ki benim rakiplerim bugün siz değerli basın mensuplarının huzurunda, onlar da benim yanımda olsaydı, ben projelerimle konuşsaydım, benim arkadaşlarım da, benim rakiplerim de projeleriyle konuşsaydı ve siz bunları kamuoyuna duyuracaktınız. Kamuoyu hangimizin projelerinin onlara daha yararlı olduğunu, hangi projelerinin gerçekleşme şansını olduğunu ve kimlerin bu projeleri hayata geçirebileceklerini görecekti, ona göre oylarını kullanacaklardı. Ama onlarda öyle bir proje yok ki. Onlarda tek bir proje var, algı operasyonu. Algı yaratmaya çalışıyor. Emin olun, ne yaparsanız yapın. Sokakta çok rahatlıkla artık görüyoruz, seçimi aldığımızı çok net bir şekilde halkımızdan duyuyoruz. O yetmiyor. Son çıkan anketler hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem Bodrum Belediyesi'nin de bizim aldığımızı ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla siz hangi algı operasyonu yaparsanız yapın, artık Bodrumlular size inanmıyor, Bodrumlular size oy vermeyecek. Çünkü siz her 5 yılda bir Bodrumluları kandırıyorsunuz, ceketimi koysam alırım misali ortaya çıkıyorsunuz. Artık Bodrumlular cekete oy vermeyecek. Bodrumlular artık iş yapanlara oy verecek. Ben ve Mehmet Tosun kardeşim, biz Bodrum'a
iş yapmaya geldik. Biz bugüne kadar bunları yapmadığı yolu yapmaya geldik. Biz bunların bugüne kadar çözemediği trafik sorununu çözmeye geldik. Biz Tosun kardeşimle bugüne kadar sizin yapmadığınız kanalizasyonu, altyapıyı yapmaya geldik. Velhasıl biz sizin susuzluk çekmemeniz için, sizin bütün bu sorunlarınızı çözmek için aday olduk. Sizden de çok büyük teveccüh görüyoruz ve sizin bu teveccühünüzle inanıyoruz ki pazar günü saat 5'te sandıklar açıldığında gümbür gümbür yerel yönetimlerde iktidara geleceğimizi çok açık ve net olarak görüyorum. Ben Bodrumlu halkımın sağduyusuna güveniyorum. Muğla'lı halkımın sağduyusuna güveniyorum. Ve eğer ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne, mevcut yönetime bir daha oy vermeyeceğim diyenlere sesleniyorum. Emin olun ben kesinlikle siyaset yapmaya gelmedim. Ben ideolojik olarak aday olmadım ve siyaset yapmayacağım. Beni aday yapan bu beceriksiz yönetimin yapmadığı işleri yapmak için aday oldum ve bu köprüden önceki son çıkıştır. Bir şans daha geldi elinize. Bu şansı iyi değerlendirmenizi istiyorum. Bu kez bir kez de olsa ödünç olarak sizden oy istiyorum. Ve emin olun sizi mahcup etmeyeceğim. Verdiğiniz oy doğru yere gidecek. Ve sizin bütün hizmetlerinizi, susadığınız hizmetleri ayağınıza getireceğim. Bodrum'u 5 yıl içerisinde adeta uçuracağız. Hiç endişe etmeyiniz. Kesinlikle sizin oylarınızla biz kazanacağız. Ve geldiğimizde de sizi mahcup etmeyeceğiz. Oylarınızla biz size hizmeti ayağınıza getireceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı cevaplandırmak istiyorum. Hocam, özellikle Bodrum'daki evet sorunları biliyoruz. Burada yaşayan kastediyorum. Peki Marmaris, Fethiye gibi, Köyceğiz gibi buralardaki problemler nelerdir? Hani burada gördüğünüz sorunlar nelerdir? Burada su sorunu var. Marmaris'te nasıl bir sorun gördünüz? Fethiye'de nasıl bir sorun gördünüz? Bunlar için çözümleriniz nelerdir? Aslında Bodrum'da yaşanan sorunların aynısı diğer 12 ilçede de var. Mesela ne var? İmar planları, hiçbir ilçenin imar planları yapılmış değil. Şimdi imar planları deyince bazı insanların aklında farklı bir şey geliyor. İmar kelimesinden rahatsızlık duyuyorlar. Ben de rahatsızlık duyuyorum. Çünkü imar demek rant demektir. Yani imar planları niçin yapılır? O ilçede, o beldede, o bölgede neresi sosyal donatı alanları var, neresi olacak, orada gözüküyor. Nerede sağlık alanı olacak, nerede eğitim alanı olacak, nerede yeşil alanı olacak, nerede konut alanı olacak, nerede turizm alanı olacak, nerede ticari alanı olacak. Bunlar o imar planlarında gösterilir. Siz eğer imar planlarını yapmasanız, o zaman tarlası olan, arsası olan gidiyor, istediği gibi kendine kaçak bir bina yapıyor. Ve ilçe belediyeleri de ne yazık ki buna göz yumuyorlar. Bugün eğer Bodrum'da dünya kadar kaçak yapı varsa bunun birinci derece sorumlusu imar planları yapmayan büyük şehirdir. Ama ikinci derece sorumlusu da bu kaçak yapılar yaparken göz yuman Bodrum Belediyesi'dir. Bodrum Belediyesi niye yapılırken gidip müdahale etmiyor, sen bunu yapamazsın demiyor. Ona adeta yol veriyor. Sonra bina bittikten sonra gidiyor orayı, denetliyor, tutanak tutuyor, idari para cezaları kesiliyor ve Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuyor. Bu adeta kendi vatandaşına tuzak kuruluyor. Bizim görevimiz vatandaşına tuzak kurmak değil, vatandaşına yardımcı olmaktır. İkinci soru, diğer bütün ilçelerde yine altyapı ve kanalizasyon. Çoğunda yine su,
hemen hemen hepsinde trafik sorunu ve hepsinde bozuk yollar. Yani Bodrum'da hangi sorun varsa aynı sorun Marmaris'te de var, Menteşe'de de var, Fethiye'de de var, Datça'da da var. Hemen hemen bütün ilçelerde bu sorunlar var. Biz de bu sorunları çözmek için bugün varız. Hocam, Fethiye Körfezi ile ilgili siz bir gemi getirdiniz. Körfez'in temizliği ile ilgili çalışmalar yapacağınızı söylemişsiniz. Bunu rakibiniz olan Sayın Ahmet Aras şu şekilde değerlendirdi. Yani bu gemilerin gelmesi güzel, biz bu gemileri sonuçta kullanacağız. Ama sonuçta burada asıl olan karasal kirliliğin önüne geçmek. Çünkü denizi kirleten o karasal atıklar, şu develerin temiz olmaması, kanalizasyonun denize dökülmesi şeklinde. Aslında burada bir öz eleştiri mi yapıldı? Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi ben bunu, Ahmet Aras böyle bir cümle kullandıysa son derece talihsiz bir cümle kullanmıştır. Kendi kendini ele vermiştir. Hiçbir işlem bugüne kadarki 5 yıl içerisinde hiçbir iş yapmadığını ortaya koymuştur. Büyükşehir Belediyesi'nin de hiçbir iş yapmadığını ortaya koymuştur. Belediyelerin görevi zaten o karasal temizliği yapmak da onların görevi, deniz temizliğini yapmak da onların görevi. Ama ben sahaya çıktığım günden bugüne kadar, ben yaklaşık 78 gündür sahadayım. Benden başka sahada olan bir tane başka bir aday yok. Gelişi güzel rastgele bir iki saatte çıkıyorlar, sosyal medyada resmi paylaşıp kayboluyorlar. Ama aydın aydın günde 18 saat sahada, bütün ilçelerde. Dün gece Fethiye'de saat 2.30, gece 2.30'da geldim. Bir önceki gece saat 1.30'a kadar Marmaris'teydim. Ondan bir önceki gece Milas'taydım. Ben günde 18 saat çalışıyorum. Girmediğim sokak kalmadı. Girmediğim neredeyse ev kalmadı. Sıkılmadık, el bırakmıyorum. Mümkün olduğu kadar herkese ulaşmaya çalışıyorum. Keşke bir ay daha zamanım olsaydı, emin olun herkese ulaşmış olacaktım. Ama buna rağmen ben şu anda rakiplerime göre son derece sahada varım. Anketlere de bu yansımış. Anketler soruyor vatandaşa. Sahada bu adayı, en çok hangi adayı görüyorsunuz diye %61 oranında Aydın Ayaydın diyor. Soruyorlar, Aydın Ayaydın'ı nerede gördünüz? Pazarda gördük, sokakta gördük, alışverişte gördük. Yani vatandaş beni sokakta görüyor, beni pazarda görüyor, beni sahada görüyor. Ama aynı ankette rakiplerimle ilgili olan, ben %61 olayındayım, %8-9 oranında sokakta görülme oranları. Yani ben halkın arasındayım. Ama onlar halkın arasına girmeye korkuyorlar. Çünkü bugüne kadar halka verdikleri hiçbir şey yok. Halka bir şey veremedikleri için halkın karşısına çıkamıyorlar. Fethiye Körfezi'ne gittim. Marmaris Körfezi'ne gittim. Emin olun içim acıdı. Fethiye Körfezi'nde 6 milyon metreküp balçık var. Marmaris Körfezi'nde 5 milyon metreküp balçık var. Peki 10 yıldır bu balçıklar bu körfezi bu kadar kirletiyor, bu kadar körfezin dibinde birikiyor, bu çamurlar birikiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin, MUSKİ'nin görevi ne? Bunlar nerede? Günde bir kova balçık alıp dışarıya atmış olsaydı bugün o körfez bu kadar kirlenmezdi. Ama artık öyle bir noktaya gelmiş ki ben artık Büyükşehir Belediye Başkanı olsam dahi bütün imkanlarımı o iki körfeze versem bunu önleyecek durumda değiliz artık. O durumu aşmış. Ben bunu görünce atladım Ankara'ya gittim. Sayın Cumhurbaşkanımıza gittim. Sayın Cumhurbaşkanımıza Fethiye ve Marmaris Körfezi'nin son halini anlattım. Bodrum'un bundan geri kalır bir tarafı yok. Ama Allah'tan Bodrum açık denizi olduğu için bir bölümü yani kirleniyor ama bir bölümü de yine akıp gidiyor. Fakat Fethiye ile Marmaris Körfezi artık kurtarılamayacak vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanı, Ulaştırma Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı çağırdı. Onlara talimat verdi.
süratle hangi iş elinizde varsa olsun, bu bir siyasi olarak benim büyükşehir adayım Aydın Ayaydın istiyor değil, o körfezin kurtarılması. Marmaris ve Fethiye'deki o balçıkların temizlenmesi için bütün imkanlarınızı oraya seferber edin ve iki adet gemi hemen devreye alındı, Marmaris'e gönderildi. Yaklaşık 20 gün önce geldi. Marmaris Körfezi'nde iç belerden başladılar. Şu anda çalışıyor, temizlik çalışmaları devam ediyor. Fethiye'ye gelecek olan iki gemi de dün itibariyle İstanbul'dan, birisi İstanbul'dan, birisi Çanakkale'den hareket etti. Büyük bir olasılıkla ya çarşamba günü ya perşembe sabahı Fethiye'de olacak ve süratle Fethiye'deki çalışmalara, temizlik çalışmalarına başlayacak. Daha o gelmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fethiye Körfezi'nde dronlarla yerin dibindeki kirlenen alanları tespit etti. 17 noktada tespit ettiği kirli alanlar vardır. Bu gelecek olan gemiler nereyi, hangi noktayı temizleyeceğini biliyor şu anda. Gelir gelmez hemen başlayacak. Eğer bunlar bir seçim yatırımı olmuş olsaydı seçimden sonraya bırakılırdı. Diyecekti ki biz gelince bunları yapacağız. Ama artık iki gemi Marmaris'te, iki gemi Fethiye'de. Yani bu bir seçim yatırımı kesinlikle değil. Bunlar bir an önce o iki koyun temizlenmesiyle ilgili çalışma başlatıldı. Kim gelirse gelsin, kim kazansa kazansın, o gemiler orada o körfezi temizlemeye devam edecek. Tandoğan Uysal Stockholm'den selam söylemiş, şöyle bir soru sormuş size. Aydın Bey, bugün Sayın Ahmet Aras, ben kazanırsam sizin de içinizde içinde olduğunuz bir lobiyle Bodrum ve Muğla ilçelerinin sorunu çözeceğim dedi. Bu teklife ne diyorsunuz diye sormuş Stockholm'den. Buyurun. Ben sadece Sayın Ahmet Aras dostumun bu hayal gücüne ancak gülerim. Çünkü Ahmet Aras kazanmıyor ki, Aydın Ayaydın kazanıyor. Hem sokakta var, hem anketler var. Aydın Ayaydın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazanıyor. Halkımızın bütün teveccühü onunla birlikte. Ahmet Aras 5 yılda Bodrum'da ne yaptı? Bana söyleyebilir mi Ahmet Bey? Ben 5 yılda Bodrum'da görev yaptım, şunu Bodrum'a kazandırdım diyebilir mi? Vallahi Bodrum'a çok güzel danışmanlar kazandırdı. Bodrum'un adeta berbat eden danışmanlar kazandırdı. Onun dışında da Sayın Ahmet Aras dostumun Bodrum'a kazandırdığı hiçbir şey yoktur. 5 yıllık görev süresi içerisinde Ahmet kardeşim çok iyi bir insandır, çok iyi bir dosttur ama idareci olarak hiçbir şey yaptığını ben görmedim. Bir Bodrumlu'nu da gördüğünü düşünmüyorum. Ama ben kendime danışman yaparım onu. Peki şimdi bu tebliğciler meselesine gelince Aydın Hocam. Tebliğciler Türkiye'nin bir gerçeği. Sadece Ege bölgesinde çok görmüyorduk. Neticede söz konusu yapı büyük şehirlerde özellikle İç Anadolu'da yaygın biçimde kendi ilkeleri doğrultusunda bir amaç uğruna dolaşıyorlar ve bu sizin de beyan ettiğiniz sistemi halka indirgemeye çalışıyorlar. Seversiniz sevmezsiniz, aynı düşüncede olursunuz olmazsınız. Burada rahatsız olduğumuz mevzu tebliğcilerin Ege bölgesinde özellikle Bodrum ve Muğla'ya gelmesi mi, bu sistemin oluşması mı? Şimdi bir kere bu sistemin oluşması son derece sakıncalıdır. İnsanların özel hayatına müdahale edilmemesi gerekir. Onlar ne yapıyorlarsa yapsınlar ama ben Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğim takdirde bu bölgede kesinlikle ben bu tür insanları istemiyorum. Bu bölgede oturan insanların yaşam tarzına müdahale edebilecek, onları etki altına alabilecek bir durumu arzu etmiyorum. Fakat işin en ilginç tarafı bunların seçime 5 gün, 6 gün kala gelmesinin altında bir şey aramanız gerekiyor. Niçin bir 4 ay önce gelmediler, niçin 5 ay önce gelmediler de seçime bir hafta kala geldi veya getirildiler. Ben kimi getirildiğini çok iyi biliyorum. Kimi getirdiğini biliyorum ben. Ve bunlar emniyet güçleri tarafından dün yakalandılar, sınır dışı edildiler. Ama bendeki bilgi önümüzdeki çarşamba,
Perşembe ve Cuma gününe yönelik yaklaşık 15-20 kişi Bodrum'a gelecek. Aynı sayıda Fethiye ve Marmaris'e gidecek ve içkili restoranlara gidip içki içmenin günah olduğunu, içki içilmemesi gerektiğini ve denize girilmemesi gerektiğini söyleyecekler, söyletecekler. Ama ben Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bundan son derece rahatsızım ve bu tür algı operasyonları yapmanın da ters tepeceğini düşünüyorum. Peki, teşekkürler. Başka soran? Yaşar, senin yok mu soru? Var efendim, arkadaşlarım bittiyse. Şimdi Muğla turizmin başkenti diyoruz. Bodrum marka diyoruz. Ve 150 milyar dolarlık bir gelir getiriyor. Bu gelirin hemen hepsi merkeze gidiyor. 150 milyar dolardan Muğla'nın veya Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi ilçelerin %1, %2'sini yatırıma çevrilebiliyor. Siz eğer Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olursanız bu ilin kazandığı 150 milyar dolardan daha çok payın özellikle alt yatırımları harcanması için neler yapabileceksiniz? Şimdi benim ilk açıkladığım projelerimi açıkladığımda o projeler hepsi hayata geçecek. Emin olun o projeler sizin bahsettiğiniz rakamın %10-15'ini zaten bulacak. Ve sizin bahsettiğiniz rakam bu yıla ait rakam değildir. Bu 2024 yılında bu gelirlerden elde edilecek, yani Bodrum'a yapılacak olan yatırım tutarı %1-2'di, %6.9 olacak. 2024'ün rakamı 6.9 olacak. Benim size bahsettiğim bu çevre yolları ve diğer yollarla ilgili yatırımlar en az %15'e çıkaracak bunu. Ama siz sanmayın ki sadece Muğla'nın kazandığı para devlete gidiyor, başka bölgelere yatırım yapılıyor. Mesela Bursa'ya %8 gitmişken Muğla'ya %15 geldi. Dolayısıyla yani ülkenin genelinin yaptığı harcamalar bütün vilayetlerde toplanır, ülkenin genelinde toplanır. Sonra hangi ilimizde, hangi ilçemizde ne kadar yatırıma ihtiyaç varsa onlar oraya kanalize olur. Ama ben şunu açık söylüyorum. Ben Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak değil, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığım andan itibaren bu Bodrum başta olmak üzere Muğla'nın bütün ilçelerinde yatırım üzerine yatırım gelecek. Emin olun 5 yıl içerisinde Muğla'yı tanımayacaksınız. O kadar yatırım gelecek ki artık Muğla uçacak. Ben gelmedim. Rakiplerim geldi. Hangi projeleri yatırıma dönüşecek? Ben şahsen bir Bodrumlu olarak çok merak ediyorum. Keşke onlar da buradan yine sesleniyorum. Gecikmiş değiliz. Yarın akşam, öbür gün akşam nerede, hangi kanalda istiyorsanız, kendi yayın organlarında olmak üzere Halk TV'de de yapabiliriz bunu. Siz gelirsiniz, biz Ahmet Aras kardeşimle otururuz, ben projelerimi aktarırım, o da kendi projelerini aktarır, sizler de bize soru sorarsınız. Ben cevap veririm, Ahmet Aras kardeşim de cevap verir, vatandaşlar da bizi izlerler, dinlerler. Hangimiz Muğla'ya, Bodrum'a daha çok projeyi hayata geçirebileceğimize inanıyorsa ona oy vereceğiz. Efendim bir de turizm bölgelerinde, Bodrum'da da öyle, turizm sezonu sadece 3 aya, 90 güne sıkışmış durumda. Her yıl söylemler var, bu makası açacağız, 12 aya yayacağız, fakat hep dinliyorum 30 yıldan beri aynı. Doğru. Söz. Her yıl aynı şeyleri duyuyoruz ama o 3 ama ay aynı kişi aynı kişileri seçtiğiniz için aynı şeyleri duyuyorsunuz. Bu kez Aydın Ayaydır'ı seçtiğiniz vakit aynı şeyi duymayacaksınız. Emin olun ben Bodrum'u başta olmak üzere ve Muğla'nın birçok ilçesini 12 aya yayacağım. Neden yayacağım? Turizm demek sadece deniz turizmi değildir. Doğa, kültür. Yani nereyi kastınız
Muğla'da tarihi fışkırıyor. Tarihi fışkırıyor. Geçen hafta Turizm Bakanımız geldi. Onunla birlikte yatağına gittik. Emin olun ben gözlerime inanamadım. Yani ben bu kadar yıldır burada yaşıyorum. Ben bunları görmedim. Bakan Bey'e sordum. Bakan Bey dedi ki Aydın Bey dedi öyle çalışmalarımız var ki dedi. Emin olun dedi biz bunları hepsini dedi turizme kazandıracağız dedi. Ve dedi artık dedi Muğla dedi bir tarih ve kültür kenti olacaktır dedi. Dolayısıyla ben tarih, kültür ve doğa turizminin dışında bir de sağlık ve spor turizmini de burada geliştirmek istiyorum. Yani neden daha fazla golf sahalarını açmıyoruz? İnsanlar Avrupa'da golfe çok meraklılar. Emin olun eğer burada biz golf sahalarını açsak buraya zengin turistler gelecek. Çünkü golf zengin turistin içinde fakirler golf oynamaz. Zenginler oynar. Buraya kışın gelirler. Onun dışında futbol sahaları 50, 60, 100 tane futbol sahası yapsak Antalya gibi Antalya'da her dönem bütün futbol kulüpleri dönem dönem giderler antrenmanlarını yani bütün devre arası kamplarını hep orada yaparlar. Yurt dışından bile takımlar gelir. Niçin Bodrum olmasın? Bodrum'un havası oradan çok daha güzel. Bunları yapacağız ve birinci yıldan itibaren farkını göreceksiniz. Çünkü diyorlar ki uçak yok, uçak koymuyorsunuz. Uçağı koydurduk diyelim. Yolcu neye gelecek? Hangi turizme gelecek? Çünkü deniz turizmi bitiyor. Siz alternatif bir turizm kaynakları yaratacaksınız ki uçak koyalım. Her yere koyacağız uçak. Ve ben hedefim kesinlikle Muğla'da ve başta Bodrum olmak üzere her tarafta turizmi 12 aya yaymak. Dolayısıyla buradaki esnaf burada ekonomik hayata daha çok katkı sağlansın diye buraya döviz girdisi sağlayacağız biz. Bizim görevimiz o. Sadece biz gelip yol yapmak değil. Biz aynı zamanda idare ettiğimiz kentin daha iyi koşullarda daha çok para kazanmasını, burada oturan esnafımızın, tüccarımızın, sanayicimizin, turizmcimizin daha fazla iş yapmalarına imkan hazırlamaktır. Ben o imkanı onlara hazırlayacağım. Teşekkürler. Rehine'ye şu anda Dublin'den her hafta bir defa uçuyor Bodrum'a ve dolu gidiyor, dolu gidiyor, geliyor. Yani aslında... kışın değil. Kışın. Kışın. Halen devam sürekli ediyorlar. Ve 25 pound, 30 pound'dan insan taşıyorlar. Süper bir olay. Çok iyi. Keşke her hafta, bir gün değil, her hafta yapabilsek. Keşke sadece Dublin'den değil, Londra'dan da yapsak, Paris'ten de yapsak, aslında Almanya'nın kentlerinden de yapsak, Amerika'da, Rusya'dan da yapsak. Ama işte onu söylüyorum. Yani biz gelecek insanların burada tatil yapmalarına imkan hazırlayacağız ki bu sayıları arttıralım. Ben Türk Hava Yolları Genel Müdürü'yle 4-5 kez görüştüm. Siz imkan yaratın, biz uçak koyarız. Pegasus'la konuştum. Aynı cevabı oradan da aldım. Onlar istemez mi? Sefer sayısını artırsın, para kazanacaksa, uçaklar dolu gelecekse. Ama haftada bir sefer koymakla bu iş çözülmüyor. Eğer biz Muğla'da sezonu 12 aya yayacaksak, bu daha fazla bizim tarih, doğa, kültür ve spor, sağlık turizmini geliştirmemiz lazım. Biliyorsunuz İngiltere'de okullar Nisan veya Mayıs'ta kapanıyor, 15 gün tatile giriyor. Ve bu insanlar Malta, İspanya, işte yakın ülkelere otobüsle veya uçakla gidebiliyorlar. Ve tatillerini yapıyorlar. Yani önemli olan onlar için sadece bir güneş görmek, denize girmek değil. Veya oradaki tarihi gezmek, yani camilere, kiliselere gitmek. Yani bu aslında yapılabilir. İşte ben onu yapmaya geliyorum. Şimdi mesela bakın bizim Bağdat Sokağı'nın o meydanda bir kilise var. Evet. Değil mi? Yıkık düzeyde. Ben daha aday olur olmaz birinci haftası gittim Sayın Cumhurbaşkanı'na gittim. Çünkü ben uzun yıllardır orayı merak ediyorum. Yani bu niye yapılmıyor diye merak ediyorum. Ben gittim Sayın Cumhurbaşkanı, Turizm ve Kültür Bakanı'na talimatı verdi. Orası bu yıl içerisinde başlanacak, restore edilecek ve onu açacağız. Yani halkımız, yani
Biz sadece burada Müslümanlar yaşamıyor ki. Burada her dilde mensup insana yaşıyor. Ve emin olun, ben şimdiye kadar var olduğunu düşünüyordum. Yani bir Hristiyan, bir Protestan, bir Katolik öldüğü vakit gömülecek mezarları yok. Gümüşlük'te var. Gümüşlük'te var. Gümüşlük'te var. Bir mezar, yani şimdi, evet. Yani, şimdi biz bunlara da, mesela burada yaşayan benim bildiğim kadarıyla 2000-2500 dolayında sadece Rus var yaşayan ben burada yaşıyorum. Evet. Şimdi bu insanlar da yani kendi usullerine göre kendi mezarlıklarını isterler. Yani biz bunlara da bu bölgede yaşayan herkese hizmeti götürmemiz lazım. O kiliseyi kesinlikle 2024 yılında yapmaya başlatacağız onu. Restorasyonuna başlatacağız. Manastır Otel'de haftada buluşuyorlar Hristiyanlar. Evet. Orada ayinlerini yapıyorlar. Biz emin olun o kiliseyi çok kısa süre içerisinde bitireceğiz. Bir de o harabe olarak orada kalmasının bir anlamı yok ya. Yani onu bir an önce restore edip daha güzel bir ortamda ve o Barlar Sokağı'nın işler hadisi halini oraya düzelteceğiz. O tabela kirliliğini hem orada hem şehir içerisinde düzelteceğiz. Yani tabela kirliliği bu kadar, ben bu kadar tabela kirliliği olan başka bir şehir görmedim. Ebatlar ayrı, renkler ayrı, biri kırmızı, biri yeşil, biri beyaz, biri sarı. Her tarafta farklı bir şey vardır. Bir düzen, bir intizam olacak. Yani bir kent kimliğini oluşturacağız. Ve kesinlikle kıyıları kimseye peşkeş çektirtmeyeceğim. Kimseye rant sağlatmayacağım. İki katlı ev olacak burada. Ve evlerin dış cephesi tamamen beyaz olacak. Beyaz dışında hiçbir renk dış cephede olmayacak. Tandoğan Uysal yine size oradan bir soru göndermiş. Kazanırsanız Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı Akbelen'e götürecek misiniz diyor. Cumhurbaşkanı Akbelen'e gitmesine ihtiyacı yok ki. Bilmiyor, soruyor. Aydın Aydın. Bu kararname çıktığı gün bakın Ahmet Bey bu soruyu Tandoğan'a çok teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet Aras kararı ben Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettikten sonra ve kaldırdıktan sonra şöyle talihsiz bir beyanatı olmuştu. Ve üzülmüştüm ben. Ahmet Bey bu sözüne üzülmüştüm. Yani Aydın'a Aydın'a teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı'na gitti, bu kararla beni kaldırdı ama Aydın'a Aydın'ın Akbelen'deki ağaçlar kesilirken kendini gidip ağaca bağladığını görmedik. Öyle bir beyanatı var. Şimdi Aydın'a Aydın sade bir vatandaş. Siz hanginiz gittiniz kendinizi Akbelen'de ağaca bağladınız? Şimdi ben de size soruyorum gazeteciler. Siz gittiniz kendinizi bağladınız mı? Ve bizim, ben bir sade vatandaşım. Benim böyle bir sorumluluğum yok. O konuda duyarlılığım var. Ben duyarlılığımı dile getiririm. Yeşile olan bağlılığımı dile getirdim. Her dönemde getirdim. O gün de getirdim. Ama Ahmet Aras o dönem Bodrum Belediye Başkanı, yani yetkili bir makamda oturuyor. Osman Gül'ün Büyükşehir Belediye Başkanı yetkili makamda oturuyor. Ben Osman Gül ile Ahmet Aras'ın gidip de Akbelen'de ağaçlar kesilirken kendini bir ağaca bağladıklarını görmedim. Ben yetkili değilim, onlar yetkili. Sen önce bir yetkili olarak peşimize düşseydin, gidip kendini ağaca bağlasaydın, biz de senin arkandan gelirdik. Şimdi dışarıdan gazete okumak çok kolay. Ben onlar gibi laf üretmiyorum. Ben iş üretiyorum. Kararnameyi gece saat 24'te okudum. Benim bölgem, aday olduğum bölgede ve son derece benim hassas olduğum bir konu. Üç köyde 190 adet parsel kesilecek, yeşilliği yok olacak, lignit kömürü havzasına dahil edilecek. Sabah saat 11'de ben o üç köydeydim. Ertesi gün. Ben o üç köye gittiğimde Ahmet Aras muhtemelen uyuyordu. Daha kalkmamıştı. Veyahut da arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Ama ben sorumluluğumun bilinciyle ben arkadaşlarımı aldım. İkizköy'e, Karacahisar'a ve Çamköy'e gittim. Televizyonda sürekli çıkan iki tane bayan vardı. Birisi Necda, birisi de başka, bir de öğretmen vardı. Üçüyle de görüştüm. Necda Hanım benim yanıma geldi. Dedi ki Aydın Bey dedi,
siz dedi, bu partinin dedi, Büyükşehir Belediye Başkan adayısınız dedi. Sizden rica ediyorum, devreye girin, tarlalarımız gitmesin, ben de buranın muhtar adayıyım dedi bana o gün. Ben de dedim ki, isminiz ne dedim, Necla dedi. Telefonunuzu verin bana. Telefonunu aldım. Dedim ki, o gün çarşambaydı yanılmıyorsam, çarşamba günü yok. Salıydı galiba, salı günü. Dedim ki, cuma günü Enerji Bakanımız programı var, buraya geliyor. Ben sizi çağıracağım, sizi yanınıza 4 kişi de alıp 5 kişilik bir heyet olarak sizi ben Enerji Bakanı'na götüreceğim. Ben de sizin arkanızda, sizinle beraber olacağım. Bu konunun sizin gibi takipçisi olacağım diye bana teşekkür etti. Sonra ben akşam Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla aradım. Dedim ki efendim, bu karardan son derece rahatsız olduğumu belirtmek istiyorum. Bu karar çıktıktan sonra bugün 3 köye gittim. Köylü vatandaşlarımızla görüştüm. Çevrecilerle görüştüm. Sivil toplum örgütleriyle görüştüm. Bu konudaki duygularımı ve vatandaşın söylemlerini size objektif olarak anlatma gereğini hissediyorum. Ben sizi bunları anlatıyorum ve sizden bu kararın gözden geçirilmesini talep ediyorum dedim. Hoca bakarız dedi. Evet ve hayır demedim. Ama ben o gece sabaha kadar uyumadım. Sabaha kadar uyumadım. Sabah kalktım. Yine benim programım vardı. Programın gereği olduğum ilçelere gittim. O gün Sayın Cumhurbaşkanımız hem Şırnak hem Mardin mitingi vardı. Programını almıştım ben. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı hem Şırnak'tan hem Mardin'den telefonla yine aradım. Sayın Cumhurbaşkanım, dün ben size bu konuyu aktarmıştım. Bu konuda bir gelişme var mı diye sordum. Ve eğer dedim, ben şöyle bir düşüncem var. Ben size bu konuyu ve bu konudaki düşüncelerimi aktardığıma dair bu görüşlerimi basın üzerinden kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bana dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, hoca serbestse senin takdirindir dedi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın o verdiği mesajla ben bu kararın değişmeye doğru gittiğini hissettim. Ve ben saat akşam 19 civarında şehit aileleriyle birlikte üniversitedeki restoranda yemekteydim. Ercan arkadaşım, basın danışmanım, ben dedim ki biz bu görüşlerimizi Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettiğimize ve gelişmenin de bu noktada olduğuna dair basında paylaşalım. Ve saat 19'dan basında paylaştık. Sonra ben eve geldim. Saat 24'te resmi gazeteyi bekledim. Acaba çıkacak mı diye. Resmi gazeteyi görünce de son derece mutlu oldum. Ve o gece rahat bir nefes aldım. Sabaha kadar ilk gece ilk defa bir 5,5-6 saat uyudum. Sabah saat 6.30'dan itibaren telefonlarım çalmaya başladı. Artık halk memnun. Ve ben bu Akbelen davasını asla seçim malzemesi yapmadım. Yapmayı da hiç düşünmüyorum. Çünkü ben seçim amacıyla bunu yapmadım. Ve o günden bugüne kadar da ben bu konunun açılmasından da son derece rahatsız oldum. Çok da mutlu oldum. Karar döndü. Şimdi de diyorlar ki bu karar seçimden sonra tekrar gelecek. Şimdi Aydın Ayaydın bunu seçim. Ya kardeşim, ben müdahale etmesem diyecek ki Aydın Ayaydın müdahale etmedi. Müdahale ediyorum, karar değişiyor. Bu sefer diyorlar ki Aydın Ayaydın kararı değiştirdi. Yarın öbür gün tekrar konulursa. Peki ben ne yapayım? Bana söyleyin de ben ne yapayım? Karar verin. Sayın Ahmet Aras, sana söylüyorum kardeşim. Sen niye devreye girmedin? Sen niye kendini gidip ağaca bağlamadın diyorsun ki Aydın Ayaydın kendini bağlasaydı? Sen yetkili makamda oturuyordun. Keşke sen gitseydin, bana da haber verseydin, Aydın Bey gel seninle birlikte gidelim, kendimizi ağaca bağlayalım deseydin. Sen bana, sen ne sen gittin ne beni çağırdın, ben ne yapayım şimdi, söyleyeyim. Necla Hanım geldi mi ulaşmalı? Ha, ondan sonra, çok önemli bir konu. Ondan sonra biz kararnameyi, daha doğrusu ben Cumhurbaşkanlığı iptal için başvuru yaptığımda Necla Hanım'ı aradım. Dedim ki, Necla Hanım, ben bu konunun değişmesi için, kararnamenin iptali için Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaştım, ilettim.
Sonucunu da bekliyorum dedi. Tamam dedi. Ertesi gün karar çıktığından itibaren Necla Hanım'ı sürekli aradım. Ulaşma imkanı yok, telefonuma cevap vermedi. Çünkü onun amacı oranın değişmesi değildi. Onun amacı orada provoke etmekti. Ve dolayısıyla ben ona ulaşamadım. İki gün boyunca aradım. Bunu iletmek üzere aradım. Ona ulaşamadım. Hala da görüşmedim. Yok, cuma günü bana mesaj attı. Cuma günü. Aydın Bey, bugün bakan geliyor mu, beni görüştürecek misiniz? Ben de yazdım, görüşmeye gerek kalmadı ki, kararı değiştirdik artık. Görüşüm ne yapacaksınız dedim. Ve ben sizi arıyorum, size ulaşamıyorum dedim. Bir daha da ne telefon ne cevap gelmek. Sayın Ayaydın, biraz önce turizm 12'ye yaymakla ilgili projeleriniz arasında golf sahalarını özellikle vurguladınız. Başta Bodrum olmak üzere Muğla'nın su problemi yaşadığı gerçeği ortadayken biz bundan şu sonucu mu çıkaracağız? Siz artık bütün baraj meselesini, su meselesini o kadar net çözeceksiniz ki evet, her yere biz rahatlıkla golf sahası biçiminde görecek miyiz, bir sonuç bu mudur? Kesinlikle ben... Çünkü çevreciler bunu irdelerler. Kesinlikle, onların adına sormuş olalım. Kesinlikle ben 5 yıllık görev içerisinde Bodrum Barajı'nı devreye sokmak istiyorum ve yılda 65 kilometre küp su üretmek istiyorum ona da. Bodrum'un yıllık su tüketim miktarı 35 milyon olduğunu dikkate aldığımızda yaklaşık 30 milyon metreküp su olacaktır. Bu suyu da gerek bu golf sahalarında ve gerekse çiftçilerimizin sebze, meyve ve naneci üretiminde kullanmalarına imkan sağlayacak. Peki, çok teşekkür ederim. Evet sevgili Bodrum Gündem takipçileri, biz bu kadar düşündük, sorduk. Sizin sorularınız yorumlarda olursa biz sonrasında kendisine ileteceğiz.